Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Evet, Kadim Grordon nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum ama gerçekten çok güçlü. İlk maçım değil, birkaç tane maça girdik önden. 7 kişiyle girdik, 8 kişiyle girdik. Başarılı olamadık açık söyleyeyim. Şu an 9 kişiyiz, 9 kişiyle alacağımızı düşünüyorum eğer sonuna kadar 9 kişi kalabilirsek dostlar. Gerçekten çok güçlü ve 8 kişinin altında kesinlikle girmeyin. Tecrübeyle sabit. 9 kişi alırız. Güzel de ilerliyor şu an. Biletlerinizi boş harcamayın. Evet, ben de çok heyecanlandım bu Pokemon'u almak için ama yazık, biletlerinizi boş harcamayın dostlar. Çünkü gelmiyor Pokemon. Gerçekten çok uğraştırıyor. Güçlü, belli. Yani bugüne kadar karşılaştığım en güçlü Pokemon olabilir akınlarda. Gerçekten akın gibi akın. 9 kişi bulmak da zor ama ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz zaten. Bizim Discord hesabımıza gelirseniz beraber böyle 9-10 kişilik gruplarla rahat bir şekilde girip bu Pokemon'u alabiliriz. Evet, şunu da alalım. Az önce çok küçük çeyrek canla kaçırdık bunu. Onların da kaydını aldım ama onları koymayacağım. Gerek yok. Boş boşuna 8-10 dakikalık kazanılmayan videolar. Biz de her girdiğimiz Pokemon'u alamıyoruz sonuçta. Ama bu Pokemon'a 9 kişi girerseniz yani %80-%90 başarılı olabilirsiniz. Şu an zaten garanti. Evet, ve sonlarda bir güçleniyor ya da bizim bir gücümüz düşüyor, onu anlamadım. Çok ciddi güçleniyor Pokemon. Yani o son canı bitmez oluyor. Bu arada bu şekilde mi, bu görünümüyle mi alacağız Pokemon'u bilmiyorum. Ben de çok uzak kaldım biliyorsunuz. Dünyavi sebeplerden dolayı, bu depremden dolayı çok uzak kaldım oyuna. Şu an yeniden adapte olmaya çalışıyorum. Mecbur adapte olmam lazım. Bu da benim bir işim sonuçta. Her ne kadar evle de işte de uğraşsam da bununla da bir yandan uğraşmam lazım. Özellikle bu dönemlerde çok ihtiyacım olacak. Evet, Pokemon'u aldık dostlar. Zor olsa da, bir 3 tane biletimi harcasa da İlkini aldık. Sizler bilet harcamak istemiyorsanız lütfen az kişiyle girmeyin, denemeyin. Çok sağlam tokatlıyor. Evet, cevabımı almış oldum ben. Bu haliyle alıyoruz. Peki biz sonradan kadim haline getirebiliyor muyuz? Asıl soru şu an o. Evet. En sert vurucu olmuşuz. Güzel. En azından doğru. Evet, şurada bir kadim taşı aldık sanırım. Şunu yakalayalım, detaylara bakacağız dostlar. Pokemon'u şu an kaçırmak istemiyorum. Saldır bakalım. Ufaklık. Peki, ufaklık denmez buna ama. Evet, halkayı küçülttüğüme rağmen sonraki atışımda halkanın büyüdüğünü siz de fark etmişsinizdir. Ama zaten yakalanası varmış Pokemon'un. Şöyle bakalım. Evet, oyundaki değişiklik şu. Dostlar, nasıl mega enerji topluyorsanız kadim enerji topluyorsunuz. Kadim enerjiyle bu Pokemon'u yüksek bir ihtimalle bir süreliğine kadim haline, yani şu hale dönüştürebiliyorsunuz. Asıl merak ettiğim şeyin cevabını aldım. Yani Pokemon normal kadim haline dönüştürdüğünüz zaman yer ve ateş oluyor. Aslında ateşleniyor. Gayet güzel bu Pokemon'ları canlandırmış oldular. Yani artık rahatlıkla bu Pokemon'lar daha güzel bir şekilde kullanılır. Evet, görevler var. 15 kere güçlendir. Şunu hemen yapalım. Bir tane Pokemon'u rastgele, şöyle küçük bir Pokemon'u 15 kere güçlendirelim. Şeyi seçiyorum. Yıldız tozunu az çekecek bir Pokemon bakıyorum. Genelde Meltanlar bana yardım ediyor o konuda. Biliyorsunuz ki son dönemlerde Meltan yakalıyorum sürekli ama bunlar da binmiş. Şunu kullanalım. Bir 15 kere güçlendirelim. 10 oldu. Bir diğerine geçeriz biz de.
hep de eksik. Şu görevleri yapalım. Bir sürü görev var dostlar. Dediğim gibi eğer oyuna uzun zamandır girmiyorsanız şu an girmenin tam zamanı. Acaba Pokemon olarak ne verecek? Onu da görmüş olalım. Pet Absol çok ihtiyacımız olan bir Pokemon değil tabii ki. Kötü bir Pokemon değil ama şu an ihtiyacımız olan bir Pokemon değil. Biliyorsunuz ki Absol'un göründüğü yerde kötülükler olur. Kötülükleri çağırır. Öyle bir deyim vardı. Şunu direkt gönderelim. Şimdi. Ha, arka arkaya görevler de geliyor. Yol seçeceğiz. Şu olsun. Hepsi de mi aynı şekilde? Yani bu olsun. Ne için seçtiğimi bilmiyorum. Uzağım çünkü. Tütsü kullanacağız. Ondan yakalayacağız. Görevler çok. Bugün kısmında da çok. Böyle ayrı ayrı görevler var. Hatta şurada da var böyle. Yakalayacağınız Pokemon'lar. Bunların hepsini yapacağız tabi dostlar. Bu düzeyde tütsü de açacağız sürekli. Oyun sağlam güncelleme aldı. Yani kesinlikle siz de girmediyseniz o zaman da kesinlikle gelin. Zaten çok fazla tütsüm var. Tütsü kullan görevi de vardı. Bu Pokemon'u sürekli alacağız. Şu an kocamanını aldık. Belki de bilerek yapılmış bir şeydir bu. Bilmiyorum. Ama oyuna kesinlikle uzun zamandır girmediyseniz dostlar kesinlikle gelin. XX'ler çaldık. Güzel, hoş. Şunu hemen kaydedeceğiz. Biliyorsunuz artık XX'ler de şey önemli. Evet, şu Pokemon da nadir, ara ara çıkıyor. Genelde bu tarz büyük etkinliklerde çıkıyor doğada. Bunu da almış olalım. Evet, oyunda anlatacak çok şey var aslında. Çünkü sağlam güncelleme aldı. Bunları ufak ufak yapacağım. Bitince sizlere de ayrı ayrı şekilde gerekirse short videolar halinde anlatmaya çalışırım. Şuradaki görevlerin tamamını da göstereyim. Ayrıca şunları da zaten yapacağız. Böyle dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Şu Pokemon'u da aldık zaten. İyi seyirler dostlar.